Altın Haber Zamanı devam ediyor sayın seyirciler. Ben Eftal Keser. Programın ilk bölümünde, ikinci bölümümüzde, günün konuğu bölümünde ana muhalefet Cumhuriyeti Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erürmen'le birlikte olacağımızı söylemiştik. Sayın Erürmen hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Eftal. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sıcak bir havayı bayağı geride bıraktık. Yaz dönemi yaşıyoruz ama galiba yağmurlar gelecekmiş. Evet, biraz yağmurlar gelecek de bu sıcağın ardından yağan yağmurlar doluya dönüşür. Benim evet, öyle bir endişem var. Meteorolog değilim tabii ki ama baktığınız zaman öyle bir olasılık da varmış. İnşallah olmasın diyoruz. Sohbetimize başlarken meteorolojiden, sıcaklıktan bahsetmişken derseniz önce bu son yaşadığımız yangınlardan bir gidelim. Evet. Binlerce dönümlük bir arazi yandı. En kötüsü de tepe başında oldu evet. Tabii ki. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Neden böyle oldu? Mesela şeyde varsayımlar üzerinde değil de aslında bazı görüşleri vardır. İşte müdahalede geç kalındı. Daha erken haberdar olunabilirdi. Veyahut da işte bugün bir gazetede gördüm ki işte bazı şeyler o sistem çalışmıyormuş personel eksikliğinden dolayı gibi değerlendirmeler var. Şimdi tabii şöyle bir şey söyleyeyim sevgili Eftal. Bir kere tabii hepimiz son derece üzgünüz. Yani zaten orman varlığı sınırlı olan bir ülkede yaşıyoruz. Bazı yerlerde ormanlarımız, bazı yerlerde ekinler, yani tarlalarda yangınlar çıktı. Tabii tepe başındaki en büyüğüydü. Orada bir ormanlık arazide çıktı. Kalkanlı'ya kadar gitti. O gün ben hem oraya gittim hem Koruçam'a gittim. Koruçam'da da zeytin ağaçları, harup ağaçları ciddi şekilde zarar gördü, yandı o bölgede ekinlerle birlikte. O gün aynı gün Gönendere'de oldu. Ondan önce Geçitkale'de oldu. Dün itibariyle Mehmetçik'te, İskele'de, o bölgede tekrar yangınlarla karşılaştık. Şimdi tabii bunların bir kısmıyla ilgili bir takım iddialar var. O iddialar polisin önünde, yani bu işleri yapan birileri, yani bilinçli olarak kundaklama deriz biz ona hukukta. Kundaklama suçu işlendiğine dair iddialar var. O iddiaları polis araştıracak. Ama bizim bütün meselemiz nedir? Bu ülkede belli bir dönemde, baharla birlikte, yaz dönemine kadar biliyoruz ki havalar son derece sıcaktır. Ve havalar sıcak olduğu için de havaların ısınmaya başlamasından önce bir takım tedbirlerin alınmasıyla ilgili bizim mevzuatımızda düzenlemeler var. Hani koronavirüs döneminde hangi hastalığa nasıl müdahale edileceği ile ilgili bir protokol vardır ya, o her ülke, birçok ülkede. Burada da bu konuda orman yangınları konusunda bir tüzük var. O tüzükle neyin ne zaman yapılacağı, orman yangını ihtimalinin arttığı döneme girmeden önce hangi tedbirlerin alınacağı düzenlenmiştir. Ve o tüzüğün içerisinde çok açık bir şekilde 1 Nisan tarihiyle Kasım ayı arasında görev yapmak üzere insanlar, geçici görevli insanlar bu konuda görevlendiriliyor. Yangın hazır kuvvet ekibi deniliyor bunlara ve bu insanlar Nisan ayının birinci günü itibariyle görevlendiriliyorlar o tüzüğe göre ve Kasım ayına kadar görevde kalıyorlar. Nedir bu insanların görevi? Bu insanların görevi bir kere yangın ihtimaline karşı gerekli ön hazırlıkları, önleyici ön hazırlıkları yapmak, yani temizlik çalışmaları, notların bilmem nelerin temizlenmesi konusunda yardımcı olmak, işte yangının çıkacağı bölgelerde açacakları şeritlerle bilmem nelerle yangının çıkma ihtimali olan bölgelerde önlemleri almak, artı 13 tane kule var, yangın kulesi var ülkemizde. Bu 13 kule 24 saat görev yapar bu dönemde. Dolayısıyla o kulelerden gözlemi yapmak, izlemeyi yapmak ve yangının çıkması durumunda da hazır kuvvet ekibi olduğu için bu ekip yangınlara müdahale konusunda itfaiye ile birlikte görev yapar. Bu üç görevi de tanımlanmıştır. Ne zaman atanacağı da bellidir. Bu ekibin ne zaman göreve geleceği de bellidir. Görev süresinin ne zaman biteceği de bellidir. O da Kasım ayındadır. Çünkü Kasım ayı artık yaz aylarının geride kaldığı aylardır. Dolayısıyla bu dönemde yangın çıkma ihtimali, yani Kasım'dan itibaren yangın çıkma ihtimali o tüzükte en azından ondan önceki aylara göre daha zayıf bir ihtimal olarak görüldüğü için o dönemde bu insanlar görev yapmaz. Bir sonraki yılın tekrar Nisan ayında alınır bu görevi insanlar ve gene Kasım'a kadar görev yaparlar. Şimdi bu işi mesela kendi hükümetimiz döneminden örnek vereyim. Yani bildiğim tarihler olduğu için biz kendi hükümetimiz döneminde Bakanlar Kurulu kararını, yani bu insanların görevlendirilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararını 13 Mart tarihinde aldık ve 1 Nisan tarihinde
bu insanları görevlendirdik. Dolayısıyla 1 Nisan günü TÜZÜK'te öngörüldüğü gibi bizim yangın hazır kuvvet ekibimiz hazırdı. Bu insanlar da dolayısıyla o günden itibaren temizlik faaliyetlerine başladılar. Çünkü kundaklama da olsa, bir izmaritin atılması suretiyle de olsa, ne bileyim bir camın, cam parçasının çok ısınıp da alev alması suretiyle de olsa, eğer mesafe varsa, izmaritin atılacağı yerle ağaçların olduğu yer arasında ot mot yoksa, temizse oraları, atsanız bile ağaçlara ulaşamayacağı için boşluğa düşecek ve yanmayacak düşüncesidir. Veya kundakçı eğer arabadan geçerken bir şey atıyorsa oraya ulaşmasının önlenmesi düşüncesidir. Artı kuleden gözlemlenmesi, yani 13 kulede 24 saat gözlemin yapılması, ama bunun için bu insanları almanız lazım. Şimdi arkadaşlarımdan benim öğrendiğim, bu sene yani bizim 13 Mart'ta aldığımız karar ve 1 Nisan'da insanları işe başlattığımız, o karar vesilesiyle başlattığımız durum, bu sene 4 Mayıs'ta ancak alınabildi karar ve 15 Mayıs'ta da fiilen bu çalışmalar başladı. Şimdi 15 Mayıs nerede? 1 Nisan nerede? Şimdi 1 Nisan'dan itibaren bu insanlar alınmış olsa, o temizlik faaliyetlerini falan filan yapsalar, en azından önleyici faaliyeti yapsalar, kulelerde de insanlar gerekli eğitimi alıp kulelerde de görevlerine başlasalar, bu yangınlar olmazdı demiyorum. Ama bunlar zaten sizin o TÜZÜK gereği almanız gereken önlemlerdir. Ha şunu anlarım, bir koronavirüs mücadelesi içerisindeydik ve o koronavirüs mücadelesine o kadar yoğunlaşmıştık ki bu konularda işte biraz aksadık, ama şunu anlamam, yani bir devletin orman dairesinin bağlı olduğu bakanlık koronavirüs mücadelesinin aktif bir unsuru değildir ki. Yani Sağlık Bakanlığı değil bu, sürekli koronavirüsle uğraşsın. Yani biz şunu bilmek zorundayız, burada bir yönetim var. Bu yönetim en zor durumda dahi her bir bakanlığın kendi faaliyetlerini düzenli bir şekilde icra etmesini gerektirir. Ha biz dersek ki koronavirüs çıktı, bütün bakanlıklar iptal, bütün daireler iptal, sadece bu işe bakacağız. Bu olabilecek bir şey değil. Ve denilebilir ki ama kapalıydı, kimse dışarıya çıkamıyordu. E hepimiz biliyoruz ki belediye çalışanlar dışarıdaydı. Dolayısıyla bu da madem ki bizim ülkemizde bilinen bir risktir, geçmişte de başımıza bu konuda büyük işler geldi, hatırlarsınız, çok büyük yangınlar yaşadık bu ülkede. Ve TÜZÜK de madem ki bu amaçla, bu öngörüyle hazırlanmış bir TÜZÜK'tür, sizin bu önlemleri zamanında almanız gerekiyor. Ha bir takım teknolojik aygıtlarla gözleme yapma, izleme yapma meselesi önemsiz midir? Son derece önemlidir. Bu konuda da arkadaşlarımdan, yani bu konuda yetkili olan arkadaşlarımdan aldığım bilgi, biliyorsunuz bizim aslında 2009'dan bahsediliyor bu aygıtın ülkeye gelmesi, Avrupa Birliği katkısıyla gelmesinden. Evet. Ve 2012'den itibaren de bu aygıt devre dışı kaldı. Yani 2012'de onun işte personeli, mali durumu, bilmem bakımı, onarımı, bilmem nesi yapılmadı, devre dışı kaldı. 2012'den aslında bizim Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak orman dairesinin bizim bir bakanlığımıza bağlı olduğu durum bizim hükümetimiz döneminde. Yani 2012'den itibaren evet CHP iktidarda olduğu dönemler oldu. Ama orman dairesi başka bakanlıklara bağlıydı. Bu bizi sorumluluktan ari kılsın diye söylemiyorum. Ama 2018'de Orman Bakanlığı Tarım Bakanlığı'na bağlandığında bizim hükümetimiz döneminde, o dönemin bakanı arkadaşımız Erkut Şahali bu konuda girişim yaptı. Ve başka bir aygıt getirildi ülkeye. Çünkü o aygıtın bakımı, onarımı, onların bana aktardığı teknik bilgidir bu, ben bunların hepsine hakim olamam. Onun bakımı, onarımı aslında artık teknolojisi de geri kaldığı için, yani 2009'dan 2018'de, evet, 9 yıldan bahsediyoruz, biliyorsunuz teknoloji çok ilerliyor. Onun bakımı, onarımı yapılana kadar yeni teknolojiyle bir şey almak gerekir düşüncesiyle bir girişim yapıldı ve farklı bir aygıt getirildi. Bu aygıt bizim hükümetimiz döneminde buradaydı. Yani gelmişti ama onun işte kurumu, kurulumu bilmem nesi, ömrümüz yetmedi. Bu memleketin her zamanki hikayesi, yani o siyasi istikrarsızlık, hükümetlerin kısa ömürlü olması falan filan hikayesi, ona ömrümüz yetmedi. Ama burada esas mesele benim açımdan yangın meselesinde önleyiciliktir sevgili Eftal. Yani biz neyi konuşuyoruz hep? Yangın çıktıktan sonra havadan söndürecek aracımız var mıdır, yok mudur? Tamam, yoktur. Olmalı mıdır? Evet, olmalıdır. Bir tane mi olmalıdır? Mümkünse daha fazla olmalıdır. Çünkü işte yaşadık aynı gün tepe başında, Gönendere'de ve bu tarafta Koruçam'da yangınlar çıktı. Aynı gün içinde. Ben oradaydım, mümkün değildi itfaiyenin aynı anda her üçüne de aynı dozda
müdahale edebilmesi. Çünkü ister istemez bölünüyor. Bir de şanssız bir gündür, rüzgar da vardır. Rüzgar da sürükledi yangını. Dolayısıyla burada bir mümkünse bir, mümkünse daha fazla evet hava aracımız olması lazım. Ama o gün biliyorsunuz hava araçları geldi Türkiye'den de. Üç tane birden geldi. Güneyden de geldi ama sonuçta esas mesele yangın çıkmadan önceki meseledir. Yangın çıktıktan sonra isterse en hava filonunuz olsun elbette bir zarar görüyorsunuz yani kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla bizim esas odaklanmamız gereken önlemler kısmıdır. Ve önlemler kısmına baktığımızda burada maalesef arzu ettiğimiz düzeyde önlemlerin alınmadığını, tüzükte belirtildiği düzeyde önlemlerin alınmadığını söylemek zorundayım. Yani bu çok açık. Ha, ama nedenselliği kurabiliyor muyum? Yani oturup da yangını inceleyip de itfaiye personeliyle, orman mühendisleriyle acaba şu yapılsaydı bu olur muydu bilmem ne miydi? O veriler elimizde yok. Ama o veriler elimizde olsa da olmasa da bu ülkede madem ki bu konuda bir tüzük var ve bu tüzüğün madem ki öngörüleri var ve madem ki bu öngörüler de yangınların önlenmesiyle ilgili öngörülerdir, siz bu öngörülerin gereğini yerine getireceksiniz. Başka çaresi yoktur bunun. Getirmediğiniz zaman da mesele başka yerlerde tartışılmayacak. Yani böyle birileri öfkeleniyor, çıkıyor. Orada işte o ona bir şey söylüyor, buna bir şey. Öfkelenecek bir şey yok. Ya burada çok net bir tablo var. Bir tüzük var. Bu tüzüğe uydunuz mu, uymadınız mı? Kararı ne zaman aldınız? Hangi tarihte aldınız? Mesele budur. Ha, kimse de, yani ben en azından kendi adıma elimde veri olmadıkça konuşmam. Nedensellik bağını kuramıyorum. Yani bilemiyorum kim gitti kundaklama yaptı, arabadan mı attı, izmaritle mi yandı, başlangıç noktası nedir? Polis bunları ortaya çıkaracak. Ama öyle de böyle de siz evet bu tüzükteki önlemleri alacaksınız kardeşim. Çünkü bu işlerde biz 30 sene kaybediyoruz bir anda. Yani o yanan ağaçları geri getirmekten bahsettiğinizde ben gittim Koruçam'da özellikle daha kolay görebildim. Çünkü halihazırda sönmüştü ben gittiğimde oraya. Ama tepe başında cayır cayır yanıyordu maalesef. Gördük harnup ağaçları, zeytin ağaçları bakıyorsunuz 15 yıllık, 20 yıllık, 25 yıllık ağaçlar içten içe dumanı tütüyor. Şimdi o ağacı siz 25-30 yılda o hale getirmişsiniz veya kendiliğinden gelmiş kim yerlerde ama bir anda tuzla buz oluyor her şey. Hem de hangi dönemde? Bizim aslında bütün dünyayla birlikte tarımsal üretimin önemini yeniden kavramak zorunda kaldığımız bu pandemi dolayısıyla, tarımsal üretimin olmadığı yerde, işte biz 2015'ten beri söylüyoruz, üreten yok olmaz diyoruz. Pandemi süreci belli ki herkese bunu artık öğretti. Yani Sayın Başbakan da kendisi artık yerli üretimden falan da bahsetmeye başladı. Ama tam da bu dönemde cayır cayır bizim zeytin ağaçlarımız da harnup ağaçlarımız yanıyor. Ve aslında bizim en çok yoğunlaşacağımız, tarımda en çok yoğunlaşma ihtimalimiz olan alanlardan ikisi de çok ciddi zarar görüyor. O yüzden kimse burada kendini sorumluluktan ari kılmasın lütfen. Kimse böyle laf kalabalığına boğmasın bu işleri. Kimse bu işlere de koronavirüsü, pandemiyi bilmem neyi mazeret göstermesin. Bu memlekette belediyeler bu çalışmaların içerisinde oldular bu süre içerisinde. Temizlik çalışmaları, yollardaki temizlik çalışmaları bile sürdü bu dönemin içerisinde. Demek ki bu işi yapmak zorundaydık biz. Bunun altını çiziyorum. Ha bundan sonrası için de herkes buraya artık odaklansın. Bu memleketin nasıl ki pandemi bize bir şey öğretti ya sevgili Eftal. Hep şunu öğrendik, herkes söylüyor artık. İyi ki sağlık alanında bu kadar uzman hekimlerimiz vardı da biz bu işle bu noktaya kadar baş edebildik. Hem de bütün eksiklerimize rağmen baş edebildik. Sağlık alanındaki personelimizin hekiminden hemşiresine, temizlikçisine kadar personelimizin uzmanlığı, yeteneği, kabiliyeti ve özverisiyle. Ama aynı şey, o zaman da söylemiştim ben, artık bu bize bir şey göstersin. Sadece sağlıkta göstermesin. Bu ülkede yönetim bilimsel esaslar üzerinden olmalı. Bu ülkede arzu ettiğimiz sayıda olmasa da orman mühendislerimiz var mesela. Bu insanlarla daha yoğun çalışmamız gerekiyor. Ve bu insanlarla yapacağımız çalışmaların artık orta ve uzun vadeli çalışmalar da olması gerekiyor. Sadece 15 günlük, 20 günlük çalışmalar olmaması gerekiyor. Bunun için de işte maalesef dönüp dönüp siyasetteki temel eksiğimiz olan siyasi istikrar meselesine geliyoruz. Devlet politikalarını oluşturamama meselesine geliyoruz. Hükümetlerin değişmesiyle değişmeyecek
devlet politikaları sahibi olma sıkıntımıza geliyoruz. Ve hatırlarsınız o Cumhurbaşkanlığı seçiminin konuşulduğu dönemde hep vurguluyordum ben bunu. Yani hükümetlerin görev süresi madem ki bu kadar kısa, Cumhurbaşkanlığının daha aktif olarak devrede olması ve bu devlet politikasını gerektiren konularda koordinasyonu üstlenmesi gerekiyor. Çünkü yaşadığımız süreç şu, bir hükümet gidiyor sadece bakanlar gitmiyor. Bakanlarla birlikte müdürler de gidiyor, müsteşarlar da gidiyor, bilmem ne de gidiyor. Ha kamu reformunu yapsaydınız, yaptık gönderdik meclise, hala mecliste yatıyor. Yeni gelen hükümet çıktı, Sayın Başbakan dedi ki ortağımızla aramızda görüş ayrılıkları var kamu reformu konusunda. Peki kamu reformu yıllardır konuşuldu, biz hazırladık meclise gönderdik, ortaklar arasında şimdi görüş ayrılığı var, kamu reformu geçmiyor. Kamu reformu geçmeyince müdürler, müsteşarlar sürekli olarak hükümetler değiştikçe onlar da değişiyor, kurumsal hafızalar gidiyor. Yangın konusunda o kurumsal hafızada bilgisi olan, şu tarihte şunu yapmalıyız, bu tarihte bunu yapmalıyız diye uyarma yeteneği olan, bilgisi, görgüsü olan bürokratlar da bakanlarla birlikte gidiyor. Ve biz her defasında bütün filmleri başa sarıyoruz ve hala bu konuda sorun değilmiş gibi davranıyoruz. Siyasi istikrar sorun değil. Hükümetlerin ömrünün kısa olması, bu işlerin koordine edilmemesi, en basit konularda bile devlet politikamızın olmaması. Hep şunu söylüyorum birkaç gündür. Ben sol bir partinin genel başkanıyım. Sağ partiler var, sol partiler var. Dünya görüşlerimiz farklıdır. Dünya görüşlerimiz farklıdır da yangın konusunda da mı farklıdır Allah aşkına? Yani bu memlekette yangın olmasın konusunda sol partilerle sağ partiler arasında bir ayrım olabilir mi? Bu memleketin kısa ve orta ve uzun vadeli turizm politikaları, yüksek öğretim politikaları, zeytin üretimi, harnup üretimi, hellim üretimi, niş ürünlerimizin üretimi, daha çok üretim, daha kaliteli, daha verimli pazarlama yapılabilecek ve gerçekten verimliliği olan alanlarda, doğru alanlarda üretim konusunda biz bir devlet politikası oluşturamaz mıyız bu konularda? Yani dünya görüşlerimiz o kadar mı farklı? Yani birimiz zeytin ağaçlarından zeytin elde edelim derken öbürlerimiz yok elde etmeyelim yakalım mı diyor. Böyle bir şey yok. Bu sürdürülebilir bir devlet politikasına dönüştürülebilir. Ama 50 defa pandemi sürecinin içinde bile çağrı yapacağız. Gelin bunları birlikte çalışalım diyeceğiz. Yok bu iş de siyaset meselesi olacak. Yani siyaset derken de siyasettir zaten benim de söylediğim de. Güncel siyaset meselesi olacak. Ne demektir güncel siyaset? Ben öne geçeyim. Bir şeyden kredi alınacaksa ben alayım. Bunu ilk ben açıklayayım da benim haneme yazılsın. Muhalefetin söylediği doğru bile olsa yapmayayım. Yaparsam ansızın ona kredi gidecek. Bu bakışlarla biz pandemi sürecini bile böyle yaşadıysak ki hala bitmiş bir süreç değil. Sağlık açısından nispeten rahatladığımız ama ekonomi açısından ciddi bir darboğazdan geçtiğimiz süreç. Orada bile bunları yapacaksak bu memlekette halk için mi siyaset yapıyoruz? Ne için siyaset yapıyoruz sorusu gerçekten ciddi bir soru olarak önümüzde duruyor. Ve biz bu memlekette sürekli sorun üstüne sorun yaşıyoruz. Kriz üstüne kriz yaşıyoruz. Hastane yandı, pandemiyi yaşadık, döviz beklemediğimiz noktalara çıktı. Arkasından orman yangınlarıyla karşılaştık. Yani biraz da espri olsun diye söylüyorum. Sayın Ersin Tatar biraz da espriyle hep derdi ya, döviz yükselir ne zaman CTP iktidara geldiğinde yükselir. Yangın çıkar ne zaman CTP iktidara geldiğinde yangın çıkar. Sayın Ersin Tatar 12 aydır iktidarda maşallah ve füze de düştü memlekette. Orman yangını da oldu, hastane yangını da oldu, pandemi de geldi. Bilmem ne her şey yani bir de demişti ya ben geldim döviz düştü, şimdi döviz de yükseldi. Demek ki batıl itikatla hareket etmenin manası yok. Bu ülkenin riskleri var. Kendi özgün koşullardan kaynaklanan riskleri var. Bu riskler konusunda önleyici tedbirlerimizi almak durumundayız ve bunları devlet politikasına çevirmek durumundayız. Biz ilk günden beri, pandeminin ilk günden beri gelin ellerimizi beraber taşın altına koyalım, bu işleri halledelim diyoruz. Yok seçim var önümüzde bilmem ne falan filan düşüncesiyle kredi paylaşma istemiyor kimse ki paylaşacak bir kredi de yok ortada. Öyle bir sıkıntılı dönemdeyiz ki siyasi kredi üretmek bu dönemde zaten mümkün değil. Ama bu noktaya kadar geldik. Şimdi bunlarda yaşıyoruz. Ve bizden beklenen de hep şu. Ya pandemi bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir şeydi. Bak bütün dünya da yaşadı. Bütün dünya da öngöremezdi. Biz de öngöremedik. Ya hiçbir şeyi öngöremeyin. Yangınlar da çıksın. Bilmem ne de olsun. Mazeret de hazır orada duruyor. Yok buna müsaademiz yok. Çalışma yaşamındaki düzenlemelere bir değiniriz biraz sonra ama onun öncesinde daha
tabii ki çalışma yaşamındaki düzenlemeler hep güncelliğini koruyordur ama son bir gelişme var. Biraz isterim ki onu bir yorumlayasınız. Ondan sonra düzenlemelere geçelim. Örneğin Başbakan'ın Güney Kıbrıs'la temasa hazırız, bilgi paylaşımına hazırız. Sınırların açılması, kapıların açılması çerçevesinde. Sağlık Bakanımız da dedi ki görüşme yapmaya hazırım dedi. Daha sonra tartışmalar başladı. İşte Cumhurbaşkanı da bünyesinde oluşturdular. İki toplumun sağlık komitesi mi görüşecekti? Başbakanlığın hazırladığı konsey mi görüşecekti? Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı birim mi görüşecekti? Böyle bir tartışmadır gidiyor. Siz ne değerlendirirsiniz? Örneğin siz iktidarda olmuş olsaydınız bu süreçte Rum tarafıyla nasıl bir bağlantı kurardınız? Şimdi sevgili Eftal, yani biz parti olarak bu dönemde bu konuyla ilgili kapıların meselesinin değerlendirilmesiyle ilgili hem kendimiz birkaç defa açıklama yaptık parti olarak, hem de güneyden de birileriyle birlikte konuşalım. Çünkü sonuçta güney ile kuzey arasındaki kapılardır açılacak olan diye AKEL'le de yazışmak suretiyle birlikte bir açıklama yaptık. Ve yaptığımız açıklamada söylediğimiz şey şu. Burada kapanırken kapılar zaten hatalı oldu işler. Neden? Çünkü temas kurulmadan ansızın duyduk ki Güney Kıbrıs karar aldı. Bilmem kaç tane kapıyı kapıyor. Ondan sonra bizim bakanlığa kurulu karar aldı. O da bilmem kaç tane kapıyı. Geriye kalan 5 tane. Geriye kalanlar da kapatıyor. Ve bunlar istişare edilmeden yapıldı. Süreç içerisinde de, pandemi süreci içerisinde defalarca biz çağrı yaptık. Bakın burada bir adadayız. Bu adada virüs sınır mınır tanımaz. Yani öyle gümrük kontrolünden geçmiyor virüsler. Dolayısıyla bu adada ortak bir sorunu paylaşıyoruz şu anda. Dünyayla da paylaşıyoruz. Bu adada da doğal olarak paylaşıyoruz. Bunun Rum'u Türk'ü yok. Bu konuda bilgi alışverişinde bulunalım sürekli olarak ve bu bilgi ve veri paylaşalım. Orada ne oluyor, burada ne oluyor, ne kullanıyoruz. Hatta gerektiğinde sağlık alanındaki olanaklarımızı da paylaşalım. Yani Amerika ile Rusya bile Rusya Amerika'ya yardım gönderiyor noktasına geldi. Dolayısıyla bu dönemde dünyada bir dayanışma duygusu doğal olarak var. Türkiye biliyorsunuz pek çok ülkeye yardım gönderdi. Biz de bu ada üzerinde bunun üzerinden bir paylaşıma girelim. Ne üzerinden? Bilgiyi de paylaşalım, veriyi de paylaşalım. Sağlık alanındaki olanaklarımızı da paylaşalım. İlaç da olabilir, bu tedavi de olabilir, bilmem test de olabilir, neyse ne. Ama bu konuyla ilgili işaret ettiğimiz yer hep neresi oldu? İki toplumlu sağlık teknik komitesi. İki liderin Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında oluşturulmasına karar verdiği bir sağlık teknik komitesi var. İki toplumlu. Burayı hep işaret ettik. Çünkü bunun üzerinden iki lider devrede olacaktı ve burayla o bilgileri, verileri paylaşacaktı. Ama ne oldu? Maalesef bu konuda o iki toplumlu sağlık teknik komitesi de arzu ettiğimiz kadar verimli çalışmadı bugüne kadar. Ne oldu sonuçta? Güney Kıbrıs'ta çalışan insanlarımız, 1500 kişi var kayıtlı ama toplamda 2000 kişi civarında olduğu söyleniyor. Güney Kıbrıs'ta tedavi gören insanlarımız, şimdi 21 Mayıs itibariyle Güney Kıbrıs'ta okuyan çocuklarımız, oradaki okullarda okuyan çocuklarımız, bunlar da ekleniyor ucuna. Zaten ekonominin açılmaya ihtiyacı var, o taraftan birazdan konuşuruz, o taraftan bu tarafa bir talebin gelebilmesi için. Ve artı pile meselesi var. Zaten kendi içinde sui generis, nevi şahsına münhasır bir konumda, bir de pile meselesi var. Bütün bunları bu iki toplumlu sağlık teknik komitesi masaya yatırsın. Zaten vaka sayısı güneyde de işte 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor son günlerde. Evet, yani çok rakamlar, da fazla tekli rakamların içinde. Bizde Allah'a şükür uzun bir süredir vaka yok. Dolayısıyla bunları artık konuşalım. Ve bu defa kapatırken olduğu gibi tek taraflı açmalara gitmeyelim. Veri bilgi paylaşalım ve birlikte açalım. Ha verimli oldu mu bu iki toplumlu sağlık teknik komitesi şu ana kadar? Bir bilgi doğru dürüst, yani böyle bir öngörülebilirlik sağladı mı diye sorarsak hayır. Yani çıkıp da bize demedi bilmem ne olursa 15 Haziran günü bu kapılar açılacak. Ya da bilmem hangi şartlar yerine gelirse şu koşullarla bilmem ne olacak demiyor hala. Bizim çağrımız sürekli o. Kriterleri belirleyin. Nedir, hangi durumlar oluşursa biz açacağız bu kapıları. Ve açtığımız zaman hangi önlemlerle açacağız? Test mest yapacak mıyız? Maskeyi birlikte mi zorunlu kılacağız bilmem ne. Ve bütün bunlar üzerinden insanlarda bir öngörü oluşsun. Yani güneyde çalışan adamlar da insanlar da o 2000 kişi de dönsün arasın patronunu, oradaki ustasını ve desin ki karar çıktı, ha sen de gördün. 5 Haziran günü
gelebilecek biz o tarafa 5 Haziran'a kadar idare edelim durumu diyebilsin. Çünkü bu belirsizlik neyi yaratacak? Bu insanların bir kısmı işten de durdurulabilecek. İşsizlik de doğacak. Yani sadece şu anda evlerine ekmek götürememe değil endişeleri. Bir endişe daha bindi üstüne. O tarafta çalışma hayatı başladığı için bu tarafta olduğu gibi bu insanlar gidemiyor ve yerlerine başkalarının alınması riskiyle karşı karşıyalar. Tam da bu dönemde işsiz kalırlarsa kuzeyde de iş bulmaları çok riskli. Çünkü zaten bu kuzeyde de istihdam olanakları son derece sınırlı hale geliyor, ekonomi daralıyor. Ha şimdi tam da bunlar yaşanırken, tam da oradan da iki toplumlu sağlık teknik komitesinden maalesef beklediğimiz faaliyeti görememişken, aniden Sayın Başbakan çıkıyor ve diyor ki, Sağlık Bakanlığı görevlendirdim, Sağlık Bakanı bunu yapacak. Şimdi eğer güneydeki çevrelerle, yani yönetenlerle bir bağlantı kurduysanız, da bu bağlantı üzerinden gerçekten anlaştıysanız, İki toplumun sağlık bakanları bir araya gelecek de bir şey yapacak diye. Benim için sorun yok. Buyurun yapın. Ama yaptınız mı böyle bir şey? Yani kurdunuz mu böyle bir bağlantı? Peki Cumhurbaşkanlığıyla bir bağlantı kurdunuz mu? Yani bir telefon açıp da ya biz de devreye girmek istiyoruz dediniz mi? Bir an önce bir şey yapalım birlikte dediniz mi? Hayır, bu da yok anladığım kadarıyla. En azından açıklamalardan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından da anladığım bu. Peki yani bu memlekette yürütme denilen erk, yasama, yürütme, yargı var ya, yürütme denilen erk bu anayasada Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılıyorsa ve daha önce pandemi sürecinde, yani yoğun yaşadığımız dönemde ilaçlar konusu bile abuk subuk tartışmalar yarattıysa bu memlekette, yani biz bir pandemide bile anayasal açık olarak yetkilerin paylaşıldığı bir noktada birlikte hareket edemiyorsak yürütme organı nezdinde ne zaman birlikte hareket edeceğiz acaba? Yani o dönem içinden geçtiğimiz dönem böyle ben öne çıkayım, ben bilmem bağlantı kurayım, yok ben kurayım, birbirimize de haber vermeyelim, telefon bile de açmayalım dönemi mi bu yani? Yani bu insanlar o 2000 kişi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyayken, kanser hastaları tedavilerine giderken, bürokratik sıkıntılar yaşarken, öğrenciler okullarına devam edecek mi edemeyecek mi, pileliler günlerdir içinde bulunduğu sıkıntılarla boğuşurken, siyaset denilen kurumun, geçtim siyaseti, yürütme organının yapacağı iş birbiriyle acaba kim bu işleri yapar tartışmasına girmek midir? Sayın Başbakan'ın şu anda borcudur, çıksın açıklasın, desin ki evet ben Güney'le bağlantı kurdum ve Sağlık Bakanları düzeyinde bu işi yapacağım, onun için Sağlık Bakanı'na görev verdim desin, anlayayım. Böyle bir şey yoksa, ama ki bugüne kadar olmadı, bugüne kadar hep iki lider düzleminde yürüdü iki toplum arasındaki ilişkiler, o zaman bu açıklama niye yapılıyor? Niye Sağlık Bakanlığı'ndaki bilim kuruluyla, ki onu da hep eleştirdik ya o dönemde, Sağlık Bakanlığı'nda bir bilim kurulu, bir tane de konsey başbakanlıkta, bir bilim kurulu da gene başbakanlıkta, 3 tane kurul, bir tane de Cumhurbaşkanlığı'nda, 4 tane. Gelin ya bir araya, koskoca 83 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane bilim kurulu var. 83 milyondan bahsediyorum. İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor, başka bir tartışma. Niye bir tane var? Niye bir tane bilim kurulu yetti yani 83 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'ne? Yüz ölçümü bizden daha mı küçük? Tabii ki yani bu kriz denilen şey, dilimizde tüy bitti ya, kriz denilen şey tek elden yürütülür. Bütün dönem boyunca er bakanın ağzından başka başka şeyler duyduk. Birazdan çalışma yaşamını da bahsedeceğim. Evet. Bir adım ileri, iki adım geri. Bir onu söylüyorlar, ondan sonra bir ne yapıyorlar. Ha şimdi de büyük bir başarı öyküsü yazdı. Neyin başarı öyküsünü yazdınız ya? Yani bu toplum kendi başarı öyküsünü yazdı. Eğer onu diyecekseniz söyleyin, doğru adresi gösterin. Yani ben gerçekten Kıbrıs Türk halkıyla bu dönemde gurur duydum. Bak yürekten söylüyorum bunu. İzliyorum çünkü evde kapalı kaldık tabii. Bütün dünyayı izliyorum. Yabancı kanalları da izliyorum. Amerika'sında, İspanya'sında, İtalya'sında, İngiltere'sinde bizim halkımız kadar sorumluluk bilinciyle hareket etmiş bir halk ben görmedim. Kapandık eve, kapandık eve. Hatta yetmedi insanlar kurallara uydular. Sosyal medya üzerinden sürekli birbirlerini kurallara uymaya davet ettiler. Kurallara uymayanları kınadılar hep birlikte. Herkes bir anlamda pandemi uzmanına dönüştü. Zaman zaman bu eleştirildi de, ama yani insanların duyarlılığıydı. Bu duyarlılık yansıdı. Şimdi bu önemlidir. Bu da bize bir başarı getirdi şu ana kadar.
İnşallah bunu sürdürürüz. Çünkü yani önlem almazsanız, Güney Kore biliyorsunuz en başarılı ülkeydi. Güney Kore ikinci dalga riskiyle karşı karşıya. Çin'de Wuhan'da ikinci dalgadan söz edilmeye başlandı. Dikkatli olmamız lazım. Felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Öyle bir derdim yok. Ama dikkatli olacağız. Önlemlerimizi alacağız. Türkiye düştü binin altına. Ama ne yaptı Türkiye? Binin altına düşmesine rağmen, ki Türkiye'de bayram ne kadar önemli bir şeydir, evet, biliriz. Bütün bayram boyunca sokağa çıkma yasağı koydu. Bu da ne demektir? Rehavete kapılmıyor. Çünkü biliyoruz yani risk altındayız. Ha yaz ayları daha iyi. Brezilya'ya bakıyorsunuz. Brezilya almış başını gidiyor. Orada sıcaklar var. Demek ki dikkatli olacağız. Felaket tellallığına gerek yok. Ama ne zaman zaten sıkıntıda olabiliriz sevgili Eftal? Ne zaman ki ekonominin ihtiyaçları zaten gerektiriyor açılmayı. Açılmaya başladığımızda risk elbette büyüyecek. Açılmayacak mıyız? Açılacağız. Kaçınılmaz. Risk büyüyecek mi? Büyüyecek. Onun için hazırlıklı olmamız lazım ve rehavete kapılmamamız lazım. Ha şimdiden biz girdiysek bir cumhurbaşkanlığı seçimi havasına, gene pandemi sürecinde de yaşandı bunlar. Da o ilacı kim getirdiydi de, gümrükten geçti miydi de, Sağlık Bakanı'ndan izin aldı mıydı da, şimdi de kim görüşecek aslında Güney Kıbrıs'ta? Sağlık Bakanı mı görüşecek, Cumhurbaşkanı mı görüşecek, iki toplumlu sağlık? Yapmayın bunu. Yapmayın. Yani bu dönem bunların dönemi değil. Hep baştan beri söylüyorum. Ciddiyetin farkına varalım. Hem pandeminin sağlık kısmıyla hem de pandeminin ekonomi kısmıyla ilgili ciddiyetin farkına varalım. Bu toplum çok zor bir dönemden geçiyor. Bir darboğazdan geçiyor. Ha Türkiye'den bir miktar kaynak beklentimiz var. İnşallah o gelir, inşallah da iyi bir kaynak olur. Ama orada da söylüyorum, şimdiden uyarıyorum, mecliste de uyardım. Hiçbir kaynak sınırsız değildir. Ve bu dönemde bizim kaynak ihtiyacımız da maalesef sınırsız değildir. Çünkü öyle bir dönem yaşıyoruz ki turizmde talep durdu. 1 milyonun üstünde turistimiz vardı. Durdu. Yüksek öğretimde talep durdu. Yabancı öğrenciler geri gelmiyor. Online üzerinden yürüyor işler. Güneyden talep durdu. Kapıları açsak bile güneyden gelen turistler gelemeyecek. Çünkü o tarafa da turist gelmiyor. İçerideki talep daraldı. Memurların maaşları düştü. Özel sektörde çalışan insanların maaşları düştü. İşten atılanlar oldu. İşlerini kaybedenler oldu. Şimdi kısmi çalışma yasa gücünde kararnamesi geldi. Bir kısmı artık kısmi çalışacak. Dolayısıyla aldığı maaşın yarısını alacak. Bu nedir? İçeride de talep daraldı. Şimdi ekonomi bu kadar daraldığında size dışarıdan kaynak gelsin tabii ki. Ben istiyorum, çok istiyorum gelsin. İyi de bir kaynak olsun. Ama bileceksiniz ki doğru dürüst planlamazsanız bunun harcamasını, gelen kaynağın, har vurup harman savurursanız bunun arkası gelmez. Arkası gelmediği zaman da siz bu kadar büyük sıkıntıyla baş edemezsiniz. Onun için zaman, Sağlık Bakanı mı görüşecek, bilmem kim mi görüşecek, zamanı değil. Telefon diye bir alet var. Geçen defa da aynı şeyi söylemiştim. Açar Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı'na telefonu. Kapıların açılmasıyla ilgili bir an önce kriterleri belirlememiz lazım. Bir an önce o kriterler gerçekleştiğinde de hangi önlemlerle geçişleri başlatacağımızı belirlememiz lazım. Kademeli mi olacak? Yani önce işçiler, bilmem neler, bilmem neler de sonra diğer insanlar mı olacak? Bunu da konuşmamız lazım der. Sağlık Bakanı da isterse, Sağlık Bakanı da çağırır, Sayın Cumhurbaşkanı verileri, bilgileri paylaşır ve birlikte hareket edilir. Bu dönem öyle seçim olabilir de ben öne çıkayım, bu işi ben yapıyorum havası yaratayım dönemi değildir. Ha Sayın Başbakan'a tekrar buradan çağrı yapıyorum. Kurduysa bir bağlantı, da bunun üzerinden bunu yaptıysa buyursun açıklasın. Yoksa böyle bir şey, neyi konuşuyoruz ya? Yani Allah rızası için bugün birçok yerde ben bunu konuşmak zorunda kaldım. Bu halkın şu anda derdi bu mudur? Yani kim bağlantı kuracak mıdır bu halkın derdi? Yoksa bağlantı kurulsun da bir an önce orada çalışan insanlar, öğrenciler, bilmem hastalarımız ve ekonomide, şeyde, Lokmacı'da, Aras'ta esnafı, Girne'de çarşıdaki esnaf, Maus'a surlar içindeki esnaf bilsin ne zaman güneyden bir miktar talep gelecek de ayakta durabilecek mi, duramayacak mı? Bunun hesabını yapsın. İnsanlar bunlarla uğraşıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz? Evet. Şimdi zaten aslında biraz kıyısından, köşesinden değinmeye başlamıştınız. Bu süreçle ilgili çalışma yaşamındaki düzenlemeleri. Biraz ondan bahsedelim. Biliyorsunuz evet, işte bazı iş yerleri kapandı. Kapanan iş yerlerinde çalışanlar, işte ihtiyaç sandığı sosyal sigortaları yatırılanlara bir miktar katkı sağlandı. Esnafa bir miktar kredi sağlanıyor. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksikler var mı sizce? Şimdi sevgili Eftal, tabii önce şunu söyleyeyim.
hatırlarsın, sizin meslek alanınızla ilgilidir diye hatırlatayım. Bir kapatma kararı alındıktan sonra bu 1500 TL meşhur, sanki şeker bir paraymış gibi, yani sanki insanların asgari sağlık, asgari gıda, asgari temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya yetermiş gibi, bu 1500 TL meselesinde ona vermeyeceğim, buna vermeyeceğim, şuna vermeyeceğim tartışmalar yaşandı. O dönemde büyük kavgalar verdik. Vermek zorundasınız ona da, buna da, şuna da falan dedik. Ama gazetecilerle ilgili yaşanan şey neydi hatırlarsın? Siz açıksınız, dolayısıyla size vermiyoruz. Oysa gerçek neydi? Açıktı gazeteler ama aslında geliri yoktu. Yani hem satış yapamıyordu hem de reklam alamıyordu. Kim reklam verecekti pandemi sürecinde? Realite başka bir şeydi. Yani evet, sahadaydı gazeteciler. O zor dönemde emek veren bir grupta oydu, bir kesimde oydu. Ama bu gelir olarak karşılığını bulamıyordu. Neden hatırlattım bunu? Çünkü şimdi de benzer bir şey yaşanıyor. Şimdi de şöyle bir havaya girildi. Açtık nasılsa iş yerlerini. İzin verdik, artık lokantalarda çalışacak, çarşı esnafı da çalışacak, sanayi de çalışacak, tarım da çalışacak. Demek ki artık bu alanlara destek vermeye gerek yok havasına girildi. Şimdi ben söylüyorum, yani lütfen çıkın ve çarşıları gezin. En azından size 3 tane spesifik çarşıdan bahsediyorum. Gidin Girne çarşısını gezin. Gidin Aras'ta'da lokmacıyı, o bölgeyi, Aras'ta esnafını bir dolaşın. Bir de Mausa Surlar içine gidin. Bir de butik otellere gidin mesela. Son dönemde hepimizi mutlu eden bir şeydi. Surlar içinde eski binalarımız restore edildi, butik oteller açıldıydı. Bir de oraya gidin. Bakın bakalım bunları açtım demenin ya da 1 Haziran'dan itibaren açacağım demenin bir manası var mıdır? Yani o insanlar açısından bir manası var mıdır? Çünkü ben Girne'ye gidebildim daha şu ana kadar, gideceğim diğerlerde de. Orada gördüm, esnafın söylediği şey şu: biz açıyoruz, siftah yapmadan dükkanı kapatıyoruz. Peki kaç personelin var? 6 personel orada duruyor bir dükkanda. Elektrik tabii ki devrede. Yetmedi, havalar ısındı, klimalar devrede. Yani açtığınız zaman dükkanı daha mı fazla zarar ediyorsunuz, daha mı az zarar ediyorsunuz tartışmalı. Yani kaç paralık mal satacaksınız da 6 tane personelinizi ödeyeceksiniz de bilmem ne. O yüzden çağrı yaptık, dedik ki lütfen bir çalışma yapın. Evet, bazı sektörler açılmayla birlikte eski performansına dönmese de %70'ler, %60'lar civarında idare ediyorsa tamam. Ama %60'ları bile bulmayan, %30'larda, %20'lerde kalan sektörler ve bölgeler, demin bölgeleri saydım, bir de sektörler var. Varsa buralara desteğe devam etmek zorundayız. Buralara desteğe devam etmek zorundayızdan kastım har vurun, harman savurun değil. Oturun, planınızı yapın. Demin söyledim ya, dış kaynak geldiğinde harcama planınızı ortaya koyun. Çünkü bir sektör, iki sektör, bir bölge batmaya başlarsa bu bir domino etkisi yaratacak. Evet. Ve o domino etkisiyle hepsini birden etkileyecek bu. Oturun bunu çalışın. Bazı sektörlerde ve bazı bölgelerde belki de 1500'leri vermeye devam etmek zorunda kalacaksınız. Sadece işçi çıkarmayı yasakladım demekle çözmüş olmuyorsunuz bu işi. Çünkü işçi çıkarmayı yasakladınız. Ona da geleceğim birazdan. Ama 1500 TL'yi de vermeyeceksiniz. Ama bu insanlar siftah da etmeyecek. Elektrik faturalarını da ödeyecekler. Dönüp işçilerini de ödeyecekler. Nasıl olacak bu iş? Ya gerçekten nasıl olacak? Yani çünkü bu bir aydır, bir aysa gene idare eder insanlar. Ama kimse önünü göremiyor ki. Ne zaman turizm başlayacak? Ne zaman uçuşlar başlayacak? Uçuşlar başlayınca kaç kişi gelecek? Gelenlerin kaç tanesi çarşıya çıkacak? Bütün bunları öngörmek mümkün değil. Girne çarşısında turizme tamamen çalışıyorlar. İnsanların dediği, biz artık 2020'yi kaybettik. En iyi ihtimalle Mayıs 2021'de biz bu işe tekrardan başlayabiliriz. İyi ihtimalle. Peki böyleyse biz bu insanları bırakacak, batsınlar. Peki bu insanlar battığı anda yanlarında çalışan insanlar ne olacak? O işçiler ne olacak? O işçiler de işsiz kalacak. Peki biz bunun domino etkisini göremiyoruz. Yani insanlar işsiz kaldık sonra kaç ailenin bundan etkileneceği meselesi gündemimizde yoktur. Ya dolayısıyla burada artık bir toparlanmak gerekiyor. Tekrar tekrar uyarıyoruz. Kaç defa her konuda uyardık. Ya her konuda itene kakana kadar perişan olduk. Yani düşünün bu 1500 TL'nin başladığı noktayı neydi? Üçüncü ülke yurttaşlarına vermeyeceğim. Öyle başladılar. Turizme de vermeyeceğim. Kazino çalışanlarına da vermeyeceğim. Gazetecilere de vermeyeceğim. Başlangıç noktası bu. Ne için vermeyeceğim? Param yok. Biraz üstüne gidiyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Tamam, üçüncü ülke yurttaşlarına veriyorum. Hani paran yoktu?
Bunlara veriyorum, bunlara buldum. Biraz daha üstüne gittik, turizme de veriyorum, bunları da buldum. Biraz daha üstüne gittik, gazetecilere de veriyorum, bunları da buldum. Kazino çalışanları kaldı en son. Kazino çalışanları da dediler ki, patronlarınız bilmem neyi öderse ancak sana bunu vereceğiz. Orada da bağırdık, çağırdık. Dedik yapmayın, yani sen kazinoya vermiyorsun parayı. Sen insanlara veriyorsun, işçilere veriyorsun. Ama hayır, bu burada beceremedik. Yani dolayısıyla bu dönemde bağıra çağıra, gerektiğinde telefon açarak, gerektiğinde mecliste konuşarak, gerektiğinde bilmem sosyal medyada yazarak İTKK bir yere getirmeye çalıştık. Ama getirdik mi? Hayır, şimdi de gene gitmek zorundayız. Şimdi de çağrı yapıyorum. Gidin ya, görün çarşıları. Bu çarşıları görün. Sektörleri ayırın. Reel sektör danışma kurulu toplayın. Ne oluyor, ne bitiyor piyasada? Sanayicinin hepsi mi çalışıyor? Ticaret insanının hepsi mi? Konfeksiyoncusu da çalışıyor, bilmem kırtasiyecisi de çalışıyor, bilmem kim de çalışıyor. Yoksa var mı ellerinde bir envanter ki bu sektör buradan bir şey çıkmıyor. Bu bölge buradan bir şey çıkmıyor. Bu bölge buradan çıkıyor. Mesela dere boyu çalışıyor diyor oradaki esnaf, konuşuyoruz. Ama hepsi mi çalışıyor? Sektörler arasında fark var mı? Mausa'da Salam İstiyolu çalışıyor. Var mı fark? Bunları çalışın. Bu insanlara o gelecek olan kaynaktan, dış kaynaktan bu insanların hangilerini desteklemeniz gerekiyorsa bunlara ekonomik katkıyı yapın. Ha şimdi bir başka konu, çalışma yaşamı dedin ya sevgili Eftal. Yani gerçekten ben kanun hükmünde kararnameleri, ki bizim anayasaya göre adı yasa gücünde kararnamedir. İkisi de aynı. Hani o olağanüstü hal tartışmasını yaşadık ya, yok o hal mi, o durum mu? Ne o durumu ne o hali. Yani biri Türkçe, biri biraz daha eski Türkçe. Burada da kanun hükmünde kararname Türkiye'de kullanılır. Bizde yasa gücünde kararname aynı şeydir. Ya yasa gücünde kararnameleri okuyorum. İnanamıyorum ya gözlerime. Yani böyle bir şey olamaz. 3 tane sadece bugün çalışırken 3 tane yasa gücünde kararname yürürlüğe giriyor. Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konuluyor. Bir hafta sonra kaldırılıyor. O biri konuluyor, o da bir hafta sonra kaldırılıyor. O biri konuluyor, o da bir hafta sonra kaldırılıyor. Hangilerinden bahsediyorum? Bakın, çekler meselesi. Piyasada herkesi ilgilendiriyor. Ne oldu? Birinci açıklama. Çekleri erteliyoruz. İkinci açıklama. Hayır, bugün takasa giriyor, ödemeyen yandı. O da yaşandı bu arada. Tabii bu arada herkes patlıyor sosyal medyada, bilmem nerede, WhatsApp gruplarında. Bunlar bir aman Allah'ım diyorlar, tepki var. Dönüyorlar yeni bir yasa gücünde kararname. Diyorlar ki 30 Haziran'a kadar, ama 30 Haziran'dan itibaren de 90 gün. Yani Eylül'e kadar çeklerin ödemesini durduruyorlar. Bu defa tekrar insanlar, o bir insanlar bu defa diyorlar ki ya olmaz bu. Yani çeki kullanılamaz hale getirdiniz. İnsanlar çek kabul etmemeye başladı. Dönmeyecek bu piyasa. Tekrar kanun hükmünde kararname, yani yasa gücünde kararname çıkarıyorlar. Bu defa diyorlar ki 30 Haziran'a kadar 90 gün, 30 Haziran'dan itibaren 30 Haziran tarihlerde 45 gün. O da 90 gündü. Şimdi siz bunları yapmakla zaten bir kere devlet ciddiyetine yakışmaz. Ama geçtim onu, ciddiyeti middiyeti. Bunları yapmakla öngörülebilirliği bozuyorsunuz. Yani insanlar ne yaparlarsa ne olacak sonucu, bunu öngöremiyorlar artık. Her gün değişiyor her şey. Bir ikinci örnek vereyim size. Çıktı bir yasa gücünde kararname ki doğruydu. Doğru olan oydu. O yasa gücünde kararname de diyor ki bu kapalı kaldığımız dönem var ya. Bu kapalı kaldığımız dönemde o işçiler şu çalışamadı doğal olarak, iş yerleri kapalı olduğu için. Evet. O işçilerin çalışamadığı süreyi biz sigortalarda çalışmış gibi kabul edeceğiz diye bir yasa gücünde kararname çıktı. Primleri yatmış gibi değil. Süre olarak sadece 1,5 ay boşta kaldı bu insanlar. Neden boşta kaldı? Sen kapatma kararı aldın diye boşta kaldı. Dolayısıyla biz bunların süresini sayacağız. Doğruydu bu. Bir hafta sonra tekrar bir yasa gücünde kararname çıktı. Hayır, saymayacağız. Şimdi niye sayıyordun? Şimdi niye saymıyorsun? Doğrusu birincisiydi. Niye kaldırdın? Peki kaldırdıysan niye birincide koydun? Bir hafta arayla oldu bunlar. Neye dayanarak yapıyorsun bunu? Bu yanlış yapma mıdır? Hata yapma mıdır? Hesap kitap yapamama mıdır? Neyle ilgilidir? Para da çıkmıyor cebinden. Sadece o insanlar kapalı olduğu için çalışamadı ya. Çalışamama süresi, 1,5 aylık süreyi çalışmış gibi gösterecek. Ama prim düzeyinde değil, yatırım düzeyinde değil. Ne için? İleride emekli olurken 1,5 ay eksiğin olmasın. Şu anda emekli olacaksan 1,5 ay eksiğin olmasın. İşte doğum izni, bilmem ne izni gibi izinler o çalışmışlık süreleriyle ilgilidir. Onları kaybetmiş olmayasın. Ne kaybedeceksin de o yasa gücünde kararnameyi çıkardın da sonra döndün kaldırdın?
Peki bu arada o yasa gücündeki kararnameyi çıkardığın günden kaldırdığın güne kadarki dönemde emeklilik başvurusu yapan biri varsa mesela ne olacak? O yasa gücünde kararnameye göre yapabiliyordu, çalışmıştı. Şimdi ne olacak? Yani inanılmaz bir keşmekeş yaşanıyor. Üçüncü bir örnek, ihtiyaç sandığı. İhtiyaç sandığından 5 ay süreyle ayda 2000 TL alabilecek herkes denildi kendi yatırımlarından. Çıkarıldı, 10.000 TL olacak toplam. Çıkarıldı yasa gücünde kararname. Hop bir hafta sonra o kaldırıldı, o kararname. Tekrar kararname çıkarıldı. Hayır, 6.000 lira alabileceksiniz. 10.000 alamayacaksınız. Ne için? Neye göre yapıyorsunuz bu hesabı? Yani geri döndürün, geri ödemesiz zaten bunlar. 10.000 fazlaysaydı, sizin aktüer el dengelerinizi şaşıracaksaydı bu 10.000, niye başta 10.000 diye çıkarıyorsunuz? Da sonra 6.000'e çeviriyorsunuz tekrar yasa gücünde kararnameyle. İnsanlar kendini belki ona göre hazırlıyor. 10.000 lira alacağım diyor. Şimdi 6.000 oluyor. Yani bu kadar böyle keşmekeş içerisinde bir yaptığını sonra fark edip geri alan, bilmem ne yapan, bunu da eleştirdiğimizde mecliste bize deniyor ki dünyada herkes zaten şaşkınlık içerisinde. Herkes zaten ne yaptığını çok da bilmiyor. Ne demek ya? Bunun ne alakası var pandemiyle? Bunun ne alakası var? Sizin hesap kitap yapmanızla ilgilidir bu. Ve üstüne üstlük bu sözünü ettiklerim de Mayıs ayı içinde çıkan şeyler. Yani artık vaka sayısı azaldıktan sonra, o panik de sağlık alanında en azından yatıştıktan sonra. Bu kadar da olmaz yani. Neyi, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Daha vahimini söyleyeyim sevgili Eftal. Şimdi meşhur bir tane başka kanun hükmünde kararname, yasa gücünde kararname çıktı. Yabancı işçileri işten durduramayacaksınız diyor. Evet. Tarih 15 Mayıs. 15 Mayıs tarihli yasa gücünde kararnamede yabancı işçileri işten durduramazsın diyor. Soru 1. Yabancı işçileri işten durdurulamaz da KKTC vatandaşı işçiler neden işten durdurulamıyor? El cevap. Diyorlar ki o 1500 TL katkı yaptık ya biz diyorlar. O 1500 TL katkıdan yararlananlar diyor zaten 2 ay işten durdurulamayacaktı. O şart vardı, 1500 TL'ye veriyorsak 2 ayda durdurulamayacak. Dolayısıyla aynı zamana denk gelir diyor. Peki başka bir şey sorayım. 1500 TL'den yararlanmayan gruplar var biliyorsun. Mesela akademisyenler, üniversitede çalışanlar, üniversite çalışanları diyelim, akademisyen demeyelim. Onların yabancı olanları durdurulamayacak, da vatandaş olanlar durdurulabilecek. Neye göre yapıyorsun bu ayrımı? Niye vatandaş olanlar durdurulabiliyor? Yani nedir burada mantık? Sen istiyorsun ki, ve ben de bunu doğru buluyorum, bu dönemde insanlar işsiz kalmasın istiyorsun. Mümkün olduğunca işsiz kalmasınlar. Ama tekrar söylüyorum ha, esnafı da destekleyeceksin. Çünkü işsiz kalmasın, çalıştırsın ama sen hiçbir destek vermiyorsan neyle ödeyecek? Yani esnafı batıracaksın bu defa. Dolayısıyla öde, destekle. Ama o yetmez. Dönüp yabancıyla yerliyi de ayıracaksın, vatandaşı. Adeta vatandaş olmak kabahat oldu. Yabancı durdurulamayacak, vatandaş durdurulacak. Bu birinci anomali. İkinci anomali, 15 Mayıs'ta çıkarıyorsun sen bu yasa gücünde kararnameyi. Ve diyorsun ki 14 Mart'tan itibaren kimse durdurulamayacak. Yasa gücünde kararnameyi geri yürütüyorsun. Bu hukukta mümkün olan bir şey değil. Ha çok mu isterim geri yürüsün ayrı bir şey. Ama sen 15 Mayıs'tan geriye yürüttüğünde hali hazırda durdurmuş olanlar ne olacak? Yani durdurulup da yurt dışına gidenlerden bahsetmiyorum, yabancılardan. Durduruldu burada. Ne olacak bunlar? Bunlar geri mi alınacak işe? Ve bu aradaki şey de ödenecek mi? Peki bunu da şart getirdin, geri de yürüttün. Yani artık anayasa manayasa hak getire. Dönüyorsun bir de bir bakıyorum şeye, yasa gücünde kararnameye. Peki varsayalım ki bir işveren bu yasa gücünde kararnameye rağmen yanında çalışan yabancı işçiyi durdurdu. Varsayalım ki ihlal etti yasa gücünde kararnameyi. Yaptırımı nedir diye bakıyorum. Yasa gücünde kararnamede yaptırım yok. Peki yaptırım yoksa ne bağlıyor bu işvereni? Niye sen durdurma dedin diye durdurmuyor? Yok, yaptırımı yok yasa gücünde kararnamede. Bakıyorum metne, yok. Yaptırım yoksa ne olacak? Durdurdu diyelim ki, iş yasasındaki tazminatlarını ödedi, durdurdu. Olağan dönemde durdurduğu gibi. Sen durdurma diyorsun. Ben de durdurdum diyor. Nedir yaptırımın? Nedir cezası, nedir yani bu işin? Yok. Onu atlamış. O yok yasa gücünde kararnamede. Yani inanılır gibi değil. Yani yaşadığımız şeyler inanılır gibi değil. Ve ben bu arkadaşlara defalarca her türlü yardıma hazırız. Bir telefon uzağınızdayız. Bu işlerde size yardımcı olmaya çalışalım dedim. Ha hakkını yemeyeyim. Bazı konularda aradılar. Konuştuk.
Ve konuştuğumuz şeyler çerçevesinde de bir şeyler yapıldı. Haklarını yemek istemem. Ama yani bunlar yapılacak şeyler değil. Ya. Nedir yaptığınız yani? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Olacak gibi değil. Ha kısmi çalışma ki destek verdik. Kısmi çalışma. Yani ne için destek verdik onu da söyleyeyim. Devamlı olmasını asla kabul etmeyiz. Yani kısmi çalışma diye bir şeyin yerleşmesini. Ama bu dönem önemlidir. Neden? Çünkü insanların işten çıkarmasını istemiyoruz. Varsın yarım maaş alsın, tatladalım bu dönemi. Ama işinden olmasın. İşveren de çok zorlanmasın. Bunu istiyoruz, destekliyoruz. Kalıcı olmamak kaydıyla. Ama sen getireceksin kısmi çalışma düzenlemesini. Diyeceksin ki 15 gün ve 21 gün çalışanlar var diyeceksin. Kısmi çalışma ya 15 gün olur ya da 21 gün ve üstü olur. Peki 21 gün çalıştıysa sen onu sosyal sigortalar açısından 30 gün çalışmış sayacaksın. Ki doğrudur. Yani 21 gün çalıştı ama sen diyeceksin ki primi yatmasa da prim 21 günde olsa demin söylediğim manada süre açısından 30 gün sayacağım. Peki 15 gün çalışan, 15 gün çalışan diyor 15 gün sayacağım. O adam keyfinden mi 15 gün çalışıyor? İşvereni keyfinden mi o adamı 15 gün çalıştırıyor veya o kadını? Neye göre sen bunu 15 gün çalışanı bir aya tamamlamıyorsun? Çünkü bu insanlar keyiflerinden yapmıyorlar bu işi. Bu iş herkesin kontrolünün dışında, hakkını ver hükümetin de kontrolünün dışında bir şekilde gelişti. Ve işverene bir kolaylık sağlıyorsun, diyorsun ki yarı zamanlı çalıştır. İşçiye de bir katkı yapıyorsun aslında. İşsiz kalmasını önlemek için böyle bir olanak yaratıyorsun. Sen ne koyuyorsun buraya devlet olarak? Hiçbir şey koymuyorsun aslında. Hiç olmazsa bunu koy. De ki 15 günde çalışsan 30 gün çalışmış sayacağım. 21 günde çalışsan 30 gün çalışmış sayacağım. Sadece süre açısından. Prim prim değil. İşveren ekstra prim falan ödemeyecek. Ve Türkiye'de nasıldır bu iş biliyor musun sevgili Eftal? Doğrudan devlet öder. Yani kısmi çalışmaya getirir doğrudan devlet öder. Çünkü kısmi çalışmada devletin de bir çıkarı var. Nedir çıkar? İstihdam. İstihdamdan kopmaz insanlar. İstihdamdan koptuğu anda insanlar işsizlik yaygınlaştığı anda kısmi çalışır. Devletin de bir çıkarı var. Bu işte dolayısıyla destekler. İşvereni de destekler, işçiyi de destekler. Ha gene bana denilecek ki para yok. Ben de diyorum ki bakın baştan beri söylüyoruz size. Buralarda yaratacağınız tahribatın, ileride yaratacağı maliyet, bugün borçlanma suretiyle altına gireceğiniz maliyetten büyük olacak. Bu kadar insan işsiz kalırsa, bu kadar aile ekmeksiz açsız kalırsa, bu kadar iş insanı batarsa, bu kadar iş yeri işletme batarsa biz bunun altından kalkamayız. Bak Türkiye'den de kaynak geliyor diyorsunuz. Kendi bakanlarının açıklamalarıdır. Biz de gelmesi gerekir diyoruz. Gelsin istiyoruz. Bunu planlayın, harcama planını yapın. Doğru yerlere doğru destekleri atın. Atmazsanız altında kalacağız hepimiz. Bu kadar işsiz insanımızla, bu kadar batmış işletmeyle biz nefes alamayız bu ülkede. Ama bakıyoruz yapılan işlere inanılır gibi değil gerçekten sevgili Eftal. Çok üzgünüm ama tabii biz bunları anlatmaya ve üstüne üstlük eleştiriliyoruz da ya, anladığım süre doldu ama evet. Eleştiriliyoruz da ya, çok da işte sert eleştiri yapmıyorsunuz bilmem ne. Yok, sert eleştiri yapmamız gereken yerlerde yapıyoruz ama geçmiş dönem biraz daha anlayışlı davrandık doğal olarak. Çünkü bir dayanışma içinde olmamız gerekirdi. Bu süreci birlikte atlatmamız gerekirdi. Ve hatta sürekli çağrı yaptık. Başta konuştuğum konularda devlet politikalarını oluşturalım, zor kararlar birlikte alalım. Dinleyen yok. Onun için bunları sertleşeceksek de sertleşeceğiz. Çünkü artık bu kadarını gerçekten yani okurken gözlerime inanamıyorum nasıl oluyor bu işler diye. Bu kadarını kaldırmak mümkün değil. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum size. Süremiz çok hızlı geçti. Hatta biraz zamanı da çok geçtik. Sözünüzü kesmek istemedim. O yüzden biraz uzattık. Sağ ol sevgili. Sayın seyirciler, haber zamanının bugün sonuna geldik. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erruman'la birlikteydik. Yarın Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk konuğumuz olacak. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin.